Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aplike olarak kullanabileceğiniz tunus işi tekniğiyle yapılmış bu yaprağın yapımını göstereceğim. Yapımı oldukça basit ve zevkli. Böyle minik saplar da yapabilirsiniz. Dilerseniz sap kullanmadan dikecekseniz böyle de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Şimdi yaprağımızı sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkamı bu şekilde içerisinden bir ilmek alarak sabitledim ve oluşturdum. Şimdi halkamın içerisine 10 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Şöyle halkamızı küçültmek için ipimi çektim. Ve bakın. Burada ilk yaptığım sık iğnemin üzerine batarak ilmek alıyorum. Ve tığımın üzerindeki ilmeğin içerisinden de kaydırdım. Burada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki sık iğnenin içerisinden ilmek alarak bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bu çektiğimiz zincirimiz, bakın şöyle biraz gevşek çekeceğim daha net görünsün diye. Şöyle zincir çektik. Şu arkada görünen ipin altından geçiyoruz. İlmeğimizi aldık ve sıradaki sık iğnemize batıyoruz. Bir ilmek de buradan aldık. 3 tane ilmeğimiz oldu. 1 2 ve 2 topluyoruz. Yine aynı şekilde bakın şu ikili ilmeği gördüğümüzde arkadan görünen ilmeğe batıyoruz. İki ve sıradaki sık iğnemize batıyoruz. Üç. Toplamda 4 ilmek oldu tığımızın üzerinde. Şu bir tanesi hep sabit olarak düşünün. Bir, iki, iki. Ve 2. Bakın batacağımız yer hemen şu iki düzü gördük. Dibindeki 1 2 3 ve sık iğnenin üzerine batarak ilmek çıkardık. 4. Toplamda 5 ilmeğimiz oldu. Önce birli sonra 2 2 devam ediyoruz. En son ilmeğimi de topladım ve yine aynı şekilde sıradaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Önce birli, sonra iki iki. Ve devam ediyoruz ilmeklerimizi çıkarmaya. Bazen diğer katı da alabiliyoruz. Yine ilmeklerimi çıkardım. En son sık iğneden de bir ilmek çıkarıyorum. Önce bir, daha sonra iki iki topluyorum.
Yine ilmeklerimi çıkarıyorum. İki, dört, altı tane çıkardım. Sık iğneden de ilmeğimi aldım. Burada sondan bir iki ilmeğimizi böyle biraz uzatıyorum ki şurası büzülmesin. Bakın 2, 4, 6, 8 oldu. Sık iğnenin içerisine batıyorum yine. Son kez ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeğimi de bakın şöyle kısa değil, şöyle biraz uzatıyorum. Kısa olmasın. Şöyle yapalım. 1, yine 2, 2 toplayarak yaprağımızı sonlandırıyoruz. Gayet şık ve kolay bir yaprak yapım şekli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve bakın yaprağımız hazır. Burada ipimi bir zincir çekerek zaten ipimin sonuna gelmişim. Sabitliyorum ve yaprağımın arkasından temizliyorum ipimi. Geçtiğim yerden bir iki gerisinden tekrar geçiyorum ki ip çıkmasın, daha sağlam olsun. Burası bu şekilde. Şimdi yaprağınıza sap yapmak isterseniz bakın şu sihirli halkamın yapmış olduğum uç kısmı şöyle iyice çekiştirdim. Burayı sıkılaştırdım. Bu ipi burada büyük bırakmamızın sebebi sap yapacağız. Sap istemiyorsanız tabii ki yapmayabilirsiniz de. Kaydırıyorum şöyle. Ne kadar uzunlukta isterseniz sapınızı da yapabilirsiniz. Bu şekilde yaprağımızı tamamlamış olduk. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Kanalım için desteklerinizi bekliyorum. Destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.